İkinci Mehmet, ikinci defa 1451'de tahta geçtiği zaman kafasında hep İstanbul fethi var. Gece gündüz o kafasında var. Nasıl başaracağım? Ve biliyor ki bu büyük bir iş. Kolay bir iş de değil. Ve biliyor ki denizlere hakim değil. Deniz gücü kuvvetli değil. Evet, bir sürü parça donanması falan var ama işte Osmanlı İmparatorluğu tarafından İkinci Mehmet var, Zanos Paşa var, Baltoğlu Süleyman var. Bunlar lider. Efendim diğer yandan Bizans'ta 11. Konstantin Palaiologos var, Lukas Notaras var, o da devlet adamı ekabinden. Bir de Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani var ve 700 kişilik bir kuvvetiyle gelip İstanbul'un fethinde İstanbul Rumlardan daha fazla, İstanbullardan daha fazla şehri savunuyor. Neden savunuyor? Yani durduk yerde. Üstelik Latin bunlar, Katolik. İstanbul Ortodoks merkezi. Venedikler de savunuyor ama Cenevizler daha fazla savunuyor. Hatta asker gönder. Venedikler gemi falan gönderiyorlar. Tabii ki bu artık Bizans'ın gerileme dönemi, artık çökme dönemine gelmiş. Bizans'ın nüfusu 50 binin altına düşmüş. Kiliselerin bazılarını tamir bile ettiremiyorlar. Aslında Venediklerde, Cenevizlerde İstanbul kuşatması sırasında efendim Bizans İmparatorluğu'nun bu merkezini savunur gibi gözükerek kendi çıkarlarını savunuyorlar. Buna biz bir liken yaşamı diyoruz. Hani kiremitlerin üstünde var ya mantarla o yeşil söyleyiverin, o bir araya geliyorlar, yaşıyorlar. Bu da bir araya gelip çıkarların ortaklaşa olduğu bir şehir oluyor. Ve Galata'da surlarla çevrili, işte Galata Kulesi falan var. Lokanta olarak kullanılıyor şimdi. Orası da tamamıyla şeye ait, Cenevizlere ait. Limanı var. Bizans'tan tamamıyla kopuk. Yani ayrı bir şehir gibi. Evet, Osmanlı Devleti'nin 70-80 bin askeri olduğu söyleniyor ama bu rakamlara pek güvenmemek lazım. Kimisi 100 bin diyor, kimisi 200 bin diyor. 70 gemi ve 20 kadırga var. 70 top var Osmanlılardan yönünden. 14 büyük ve 56 küçük gemi var. Diğer yandan Bizans'ın 7 ile 10 bin kişi arasında savunma ordusu olduğu söyleniyor. Onların da 26 gemisi var. Ama Venedikler ve Cenevizler gemi yönünden onlara yardım ediyorlar. Ayrıca Macar Urban Usta top yapımında daha önce çalışmış ve tecrübeli ve Şahi topun yapımı için biraz da kızının ısrarıyla diyor kaynaklar. İstanbul'un fethi 1453 diye bir film falan oynatıldı. Orada da İbrahim diye bir şey var, işte o kıza aşık oluyor falan filan. Neticede Urban Usta o zamana kadar yapılmamış, düşünülmemiş, o zamanın bugünle kıyaslarsak füze etkisinde bir silah. Füzeler ne kadar etkiliyse, mesela 50 kilometre, 100 kilometre gidiyor ya, şimdi füze atıyor, bir yeri vuruyor. Bu o zamanın çok etkin bir füzesi. Kısa menzilli top atıyor ve çok ağır gülleler atıyor. Ve bu gülleler granitten yapılıyor. Granit taşı da sağlam bir taştır. Ve vurduğu zaman kolay kolay parçalanmaz. Ve duvarı yıkar. Evet. Bu büyük gülleler attırıyor. Kimisi bir ton ağırlığında diyor. Kimisi 500 kilo ağırlığında falan ama ağır gülle attığı belli. Yani barut gücüyle gülleyi atıyor ve duvara vurduğu zaman o duvarı yıkıyor. Defalarca. Bizanslar da bunları
uygun zamanda gece sabaha kadar tekrar tamir ediyorlar ve bu işlem şehir düşene kadar devam ediyor.